Yine yeniden bir sabah arkadaşlar. Yani gerçekten arabanın rengi değişmiş gibi gördüm ya. Zaman öyle hızlı gelip geçiyor ki bugün 25 Mayıs. Mayıs bitti. Yılın ortasına geçeceğiz, Haziran'a. Gerçekten ne ara kış oldu? Kış ne zaman sonbahar, ilkbahar, yaz oldu? Ben de hiç bilmiyorum. Biliyorsunuz GMG Garaj ailesi uzun zamandır bu kaplama sektöründe uğraştığı için, hani lider demeyeyim. Lider herkes kendine göre lider. Yani zirve de deme. Boşver Musa. Herkes kendine göre iyi. Kimse yoğurdum ekşi demez. Benim için ne bir ilk ve son yol. O kadar çok fazla Musa'yla gelip gittim ki artık. Her neyse, inandığımız bir iş için gidiyoruz. Yeni bir firmayla, System X diye bir firmamız var. Seramik Amerika'dan ithal ettikleri bu ürün. Uçaklardan helikopterlere, koltuklardan fren kaliperlerine, jantlara, camlara ve karbonlara, motorlara ve arabanın dışları için ve motosikletler için inanılmaz fazla ürün yapmışlar ve ürünlerine çok fazla güveniyorlar. Biz de birkaç kez test ettik, baktık. Bu markayı dedim, bize dedim ispatlamanız için bana dedim ne söylersiniz dedim. Abi sen arabayı bul, gerisi bizde dedi. Ben de arabanın kralını buldum. SF90, sevgili Kenan Sofon'un arabasını zaten Mercedes'i yapmıştık. O arabayı Kenan hiç şeffaf patlatmadı. Şeffaf macerası olmuştu vakti zamanında. Sonra böyle bir tabuları var yıkılmayan. Onu kırmak üzere ikisinin arasında gelip giderken zaten çok fazla kullandığı bir araç değil. Dedim ki Kenan, aslında motor için geliyoruz. Motoru göstereceğiz. Ama bir dedim yanında aracını yapalım. Hatta sevgili adışım Mustafa abi de araba her zaman daha zordur. Kaan da bilir, Baha da bilir, seramikçiler de bilir. Bir gidelim, bir görelim. Saat 10'da Sakarya'da evde buluşacağız. Musa artık bu kameranın arkasında o mercekte neler çeker? Kaslar, kıyafetler, arabalar derken hayırlısı, kazası belası, bir gidelim bakalım. Allah'ım inşallah bizleri utandırmaz. İnşallah inandığımız bu iş için yola çıktık. Biz de kendimize bir şeyler katarız. Müşterilerimiz araçlarına değer katarız. Gerçekten bana çok fazla seramik soran var. Bizde de seramikler vardı. Yaptık, gönderdik. Çizilen var, çizilmeyen var. İnananlar var, inanmayanlar var. Koltuk korumalar, birçok şey var aslında piyasada. Kimi deriye bir krem sürüyor, koltuk koruma oluyor. Kimi tabancayla bir şeyler yapıyor. Bakalım, test edeceğiz, onaylayacağız, sizlerle paylaşacağız. Ya bu videonun sonrasında çok farklı işler yapıp sizlere tanıtacağız, anlatacağız. Ya da ilk ve son videomuz olacak. Hadi Sakarya'ya. Ateistlerin kurduğu dövüş kulübünün bir kuralı ne biliyor musun? Ne? Allah yarattı demeyeceğiz. Kaan, papağanı sormuşlar boynun neden eğri diye. Ne demiş? Ne demiş? Boynun neden eğri demiş. Başka ne diyecek? Uygar'a sormuşlar. Uygar'a sormuşlar. Sen niye kalmıyorsun? Fullendi mi abi hemen? Biri geçer bu biri. Geçer mi? Zaten geçmeyen artık yok. 80, tüm arabalar geçiyor. 85 litre. Değil mi? Yüzlük mü 85 litre bilmiyorum ama. En pahalı abi bugüne kadar ne kadar doldurdun? Abi alıyor adam. Değil mi? Mesela? 10 milyar kadar. Allah Allah. Ha, tırcılar falan değil mi? Arkadaşlar bugün Kenan Sofoğlu'nun esini yapmaya gidiyoruz. İs ama. Es. Çatlı kasa mı? Pala kasa. Sadece ödüller geliyor.
Evet arkadaşlar, Sakarya'dayız. Bu işin profesörünün yanındayız. Çünkü bu arkadaşlar bu işi 5 yıldır yapıyor. Değil mi abi? Evet. Referansları kendileri biliyor. Biz de yeni referansların arasına katılacağız inşallah. İnşallah. Hemen sevgili Kenan'ın arabasına baktık. Kendileri çekimde şu anda Red Bull'lara. Biz de Red Bull'un reklamını alalım var ya. Bak abi diyor, bunu diyor gördün mü diyor. Bunu diyor öncesinde yapsaydık diyor. Asla ve asla 1200 dereceye dayanıklı seramik yapsaydık orası yanmayacaktı diyor. Tabii ki bu fren kaliperleri için de geçerli. Evet. Motor bloğunun içine de giriyoruz komple. Evet. Kılcal çiziklerdir, dışıdır, camlıdır. Farklı bir ürünle beraberiz. Çünkü niye farklı bir ürünleyiz? Farkını sen anlat abi. Şöyle aslında her nokta için, her alan için çok farklı ürünlere sahip. Çünkü hiçbirinin yüzey yapısı birbiriyle aynı değil. Camlar, stoplar, jantlar, kaliperler. Systemix markası Türkiye distribütörüyüz. Ürünler dünyadaki tek uçak onaylı marka. Yani spesifik olarak çok çok yüksek seviyelerde. 1200 derece dayanıklı ürünlerimiz var. Cam için var. Anlatmakla bitmez aslında iş. 12'ye yakın ürün var. Bir otomobilde, bir süper spor otomobilde ya da normal bir otomobilde kullanabilecek. Her yüzey, her alan için farklı alanlar var. Motor kaplayabiliyoruz, jantları kaplayabiliyoruz. Ki keza biz uçak kaplıyoruz. Ya da Çamlıca Kulesi'nin bütün camlarını, 3000 metrekare bütün camlarını kapladık. Koltukları kaplayabiliyoruz. Yani isteyen müşterimiz oluyor. Halıları kaplıyoruz. Evet. Bagajı kaplıyoruz. Paspaslarını kaplıyoruz. Yatını. Yatını kaplıyoruz. Teknesini kaplıyoruz. Ufaktan bir tekne var dışarıda Semih. Bize bir top atacak gibi. Evet, orada bir parlatma yapacağız gibi. Abi, bir şeyler olacak gibi. Varsa bu büyük eşyada. Valla karnımızı doyurun. Yeriz içeriz işimize bakarız. Gece de olsa bitir gideriz. Sorun değil. Daha motorumuz var. Motorun blok, egzoz gibi aksamlar özellikle çok büyük problem. Yani normal standart seramiklerde evet belli bir korumaya sahip olacaktır belki ama tamamen spesifik bir araç spesifik ürünler gerektiriyor. Çok yüksek ısılara ulaşıyor. Aşamaları göreceksiniz zaten. Mesela airbrush'la tabancayla atacağız. HVLP tabancayla. Çok farklı bir sistem. Türkiye'de yapan tek biziz diyebiliyoruz. Özellikle bu markanın en büyük özelliği. Türkiye'de ilkler bitmez abi. Evet. İkinciler, üçüncüler hep çıkar. Taklitçiler evet. Çıkar. O yüzden sanırım System X taklit edilmeyen sertifikası olan iyi bir ürün. Bu yüzden biz de sizinle beraber çalışmaya karar verdik. Çünkü evet. Zaten yaptığımız iş çok fazla taklit edilen bir iş. Herkes tabelayı takıyor. Cam filmi, boya koruma, seramik, ıvır zıvır. Sevgili Aykut Karan'ın işi de mesela çok güzel. Kesinlikle. Distribütör biliyorsun bu işin. Birçok ürün getiriyor. Ama ne oluyor? Çin malları çıkıyor. Replikası çıkıyor. Adamın işine balta vuruluyor. Öyle böyle derken tabii ki herkes birbirinden film olarak ayrışmaya başlıyor. Örnek veriyorum. Kesinlikle. Sen 20 bin liraya bir otomobile seramik yaparken adam 3 bin liraya seramik yapıyor. Adam bir hayal satarken sen bu hayalin yanında gerçekçilik satıyorsun. Kesinlikle. Tabii ki bunun bedelini de karşı taraftan alıyorsun. Şimdi böylesi güzel bir çok otomobil var. Türkiye'de zaten otomobiller inanılmaz değerlendi arkadaşlar. Yani ev nasıl değerleniyorsa, arsa nasıl değerleniyorsa arabalar da artık çok fazla değerleniyor. Çok değerli. Ucuz bir araba yok artık. Evet. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Hayalimdeki araba geçen yıl 2,5 milyondu. Bu sene 7,5 milyondu. Yani 3'e katlıyor. Onun için hayalimdeki arabayı yakalayamıyoruz. Evet. Yani daha kolay oluyor. Bakalım hayırlısı. Şimdi başlayalım işlemlere. İki Baha var burada. İki Mustafa var. Allah'tan iki Musa yok. Tek Musa'yı zor çekiyorum zaten. Başlayalım. Detaylarını alalım Musa'cığım. Sormak istediğimiz şeyler olsa tabii Mustafa abine sorarız. Sonra motora geçeriz. Onu anlatırız. İşlem gideriz. Hem de Türkiye'de bizi izleyen veya YouTube'da bizi izleyen birçok arkadaşımız vardır. Eş dost, esnaf. Esnaflara tabii ki mutlaka Mustafa abime sorar. Sormak elimizden ne geliyorsa yardımcı oluruz. Yaparlar. Aşamaları yaparken anlatırız zaten daha detaylı. Ne yapıyoruz? Yaptığımız ürün ne işe yarıyor? Yaparken arada benim de gelir sorum. Tabii. Abi tamam. Ne işe yarıyor? Evet. Mustafa abi çok fazla mikrofon alışkın değil. Al ben de. Teşekkür ediyoruz ve başlıyoruz. Çok sağ ol. Evet. Annem babana kader indir Musa. Kader abi. Hepsi kader. Tabii ayna lazımsa. Vay be. Harbiden ayna gibi olmuş be. Nasıl harbiden böyle oldu ki? Abi bu biraz bizim uçaktan kaptığımız eğitimler. Ürün. Daha bir katımız daha var. Şu an son koruyacağımız katı var. Şimdi abi çıkarıyorum. İzden zaten görürsün seramiği. Musa gel. İz tamam. Yapmasın bak. Tamam. Şu malzemeler abi bu boyaya göre değil. Malzemeye göre değil. Her boyaya kullanacağım bütün şeyler farklı. Arabada ve evde değişiyor ürünler. Biz bayağı bir uğraştık bunu yemedi ya. Zaten motor attığımız gibi tabancayla atacağız ama
Bütün A'dan Z'yi bitirmek lazım ama bu teknolojinin bitmesi 2 gün. Bu hale gelmesini istiyorsan komple. Bir içi de var mı? İçi de var, 3 günde abi. Ama yapalım. Bebek olur yani. Abi ve böyle ya kalır. Bir şey söyleyeyim size ben peki. Bunun altıyla hiç uğraşmasak, şu level'da yapsak mı biz? Ya buradan yaparız işte, burayı baz alırız zaten. Yok, şurada, şurada. Ha. Olur ama bunu kazıyamaz mısınız? Bunu biz yapamayız abi, bunu kazıyamayız. Bunu kim kazıyabilir? Boyacı abi, oto boyacısı da getirebilirsin buraya. Tiner almaz mı abi? Yok. Zehirli, içinde bakır tozu olan bir şey, asfalt gibi bir malzeme bu. Zımparayı alacak, belki yine boyamak zorunda kalacak ama. Kenan abi. Adam bu suyun altında kalıyor, görmeyeceksin sen bunu. O zaman biz bu sıfırdan yapalım bunu. Bu sıfırdan, ben şu bunu bantlayacağım bu şekilde ben. Ya bunu sürsür kaplayalım bunu, en kötü rızaklı sonra alırız. Çık bakalım geri geri. Hadi bakalım gidebiliyor musun? Ben onu çıkartmayacağım. Tamam hadi çıkartıyorum. Kaçırdın arkayı. Arkayı kaçırdın. Olmadı gel. Kaçırdın. Kaçırmayacağım. Gel. Düz gel. Biraz daha gel. Şimdi çık bakalım geri. Dikkatli bir şekilde. Kaçırma arkayı. Kaçırma. Evet çok güzel. Kaçırmadan. Evet. Kaçırma. Evet. Öyle devam et. Devam et. Hadi gazlayabilirsin. Hadi. Hadi. Hadi bir kere sana ben tuttum. Girelim mi? Tam bir iki yüzünü alıp tuttum. Hakkıyla beraber. Zeyn, çak. Been selling things I well. What facts belong, it's hard to say. Your pattern is so hard to tell. But we're together, that's our game. Round and round and round we go. Cam için yine dünyada Boeing onaylı ve Boeing'in direkt kullandığı tek marka. 9 ay sertlik şeyinde. 9 ay sertliğinde hidrofobik yapısı çok fazla. Otomobiller de sileceklere karşı çiziyi koruyor. Tek koruyan ürün. Fitillere evet. Karşı. Şimdi ne yapıyorlar? Çok kostiklı çöpüklerle yıkıyoruz arabayı. Fitiller sertleşiyor. Başlıyor camları çizmeye. Şimdi herkes uğraşıyor ki camın çizimi nasıl alacağız diye. Evet. Aslında başından korumak gerekiyor. Şimdi şöyle göstereyim. İki tür pedi var. Bu evet. Premium genelde uçaklarda kullandığımız, çok büyük alanlarda kullandığımız ürünle beraber gelen de bu. Şimdi ama herkes takoza alışık. Aynen. Takozdaki farkı şöyle göstereceğim size, aradaki farkı. Bakabilir miyim bir tanesine? Tabii. Şöyle. Arabamızda nasıl bu yüzeyler gibi çıkıntılı, genitili, kemerli geniş alanlarımız var. Hatta otomobilin üzerine göstereyim ben bunu. Şurada kuşak geçişlerimiz var mesela. Evet. Bu özel üretilmiş, çok sık dokunmuş bir mikrofiber pet, içinde çok özel bir sünger var. Emmek yerine itiyor içindeki malzemeyi, baskıyla içindekini salmaya başlıyor. Takozda sert bir yüzey olduğu için buradan şu geçişi yaptığınızda dümdüz olduğu için atlamak şu değil, bu bölgedeki seramik kalmıyor. Aslında buraya sen seramik yapmıyorsun, onu almış oluyorsun ama bu yüzeyin şeklini aldığı için her yere eşit oranda homojen olarak dağıtıyorsun seramiği. Parmak için olanı gösterelim. Tabii. Onda da aynı şekilde. Bütün yüzeylerde bu aynı homojen oranda basıp koyabiliyorsun. Ama takoz olsa buradan bastığın için burada takılıyor zaten. Kemerelerdeki seramik mikron bile kalmıyor. Kurulaması ile ilgili çok basit bir mantık var. Amerika'da aldığımız bir eğitim var. Biz ne yapıyoruz? Seramiği sürüyoruz. Hop evet. Siliyoruz. Hava şartları, sıcaklık artı bağıl nem dediğimiz bizim hani nemi kontrol edebiliyoruz klimayla birçok yöntemle ama bağıl nemi kontrol edemiyoruz. Onun için böyle bir ilaç fabrikası gibi milyon dolarlık bir yatırım yapmak gerekiyor. Ortalama 30'a 90 saniyede donmaya başlıyor seramik.
en büyük yapılan hata. Mesela adam bezi alıyor, bezi taş gibi olmuş ya da hidrofobik, aa diyor ne güzel. Hayır, arabayı seramik yapmamışsın, bezi yapmışsın, almışsın hepsini. Evet, toplamışsın. Mesela Sistemix'in bize söylediği, Amerikan dediği şu, önce çamurluktan başlayın. Mesela bu burada gösterelim. Diyor ki, seramiğimizi aldık, sürdük, en alttan başlayın ve bir bölgeye yatın. Küçükse çamurlu komple tamamlayın. Sürme işlemiz bittikten hemen sonra saat tutmaya başlayın. İlk tutacağınız süre, bu iş başlangıcını yapıyoruz, 30 saniye dedim. 30 saniye sonra bezi parmağınıza dolayın. Kaygan mı? Kaygan. Daha olmamış. Bir 10 saniye daha bekliyorsunuz. 40 saniye oldu. Kaygan. Başka bir noktasını 50. saniye bir daha tutuyoruz. Aa evet, tutulmaya başladı. İşte 50 saniye o gün içerisinde o arabayı yaparken demek ki 50 saniye silmem gerekiyormuş. Zaten bunu sildiğiniz zaman parlak sıcaklığa göre falan değişiyor, evet, değil mi? Sen aslında o anki kürleşme sürecini kendin buluyorsun. Aynen. Teknik olarak. Aynen. Ürünle ilgili en yapılacak doğru hareket bu. Böylelikle bezi değil, arabanın üzerine seramiği bırakmış oluyorsun. Evet. O bez tutunduğu zaman tutunmaya başladığı zaman zaten 1-2 seramik yapmaya başladığın zaman o zaten ortaya çıkmaya başlıyor. Bakarsanız arkadaşlar, şimdi anlatıyorum ama sonrasında daha detaylı anlatacağım, günlerde gelecek inşallah. Çanta, ayakkabı, gözlük, cam. Endüstrinin sonu yok. Endüstrinin sonu yok. Evinizdeki halınız, işte duşakabininiz su tutmayacak, su tutacak ve su tutmayacak şeyler arasında giden gelen şeyler, leke tutmayacak şeyler, birçok şey var. Sonra biz bunu nasıl test edeceğiz biliyor musun abi? Gideceğiz mesela, iyi bir çantayı alıp ortadan ikiye yapacağız, deneyeceğiz. Kıyafet de aynı şekilde yapacağız. Spor ayakkabı yapabiliriz. Spor ayakkabı yapalım. Hatta beni alın abi, yıkayın istiyorsanız. Böyle suyu dökün, böyle yarımdan su tutsun, yarısından su tutmasın. Her şey olur abi ya. Biliyorsun sosyal medyanın gidip gidebileceği birçok şey var. Evet. Herkes kendi işinde şov yapıyor. Biz de kendi işimizde şov yapalım. Ha? Kesinlikle. Şov için doğru bir yerdeyiz zaten. Sen denediniz mi abi hiç farkında? Nerede? Ken. Yani bir şekilde maruz ediyoruz ama iyi değil. Tabii. Şöyle düşün. Zararlı. Kadir Hakan'dan alıyorsun ya bir tane. Eline acı neydi o? Hangisini? Bak. Çilekli satıyorlar böyle, sürüyorsun. Peeling mi? Peeling mi bir şey? Aynen. Sürüyorsun. Abi bildiğin böyle sürüyorsun böyle her yerine. Sonra duş alıyorsun. Duş aldığın zaman tıkır 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 üstüne hiç su durmuyor ve parlıyorsun. Bildiğin parıl parıl parlıyorsun böyle. Tabii ki insanlara, insanların kullandığı her şeye, insanlığa hizmet veren bir insanlık var. Evet. Ama dünya fani. Allah baki. Yala bundan neksin. Ankara'dan yine bu arada. Bilmiyorum bahsetmek doğru mu? Bizim ürünümüz alıyor. Firma ismi vermiyoruz zaten. Evet. Bize göstermiyoruz ürünümüz bize gelen arabaları. Başka bir ambara şişeleri doldurmaya başlıyor. Üzerine kendi etiketini vuruyor. Tamam. Başarılı. Çok büyük bir girişimcilik örneği bence. Tüm Türkiye arabasıyla geziyor. Satıyor mu? X markasıyla ürünleri satıyor. Herkes bayılıyor. Abi bu ne güzel bir ürün, ne kadar iyi bir ürün diyor. Arkadaş bize ilk seferde 50 tane aldıysa ikinci seferde 20 almaya başladı ama her ay 20-20 alıyor. Sonra öğrendik ki bu arkadaş bizden o seramiği alıyormuş. Sonra kendi böyle bir kimyevi bir şeyler yapmış. Bir icatlar bulmuş kendince. Başka bir seramiği... Kemal Sunal'ın filmi gibi, evet. Süte su karıştırıyor. Başka bir seramiği karıştırmış. Oraya o filmi koy. Süte su karıştırıyor. Anlamadım. 30 üretiyor, 100 satıyor. Nasıl oluyor? Su kesilmezse bal gibi oluyor. Ondan sonra ve bunu müşterilere satıyor. Bu arada bizden denemek için Xtrem dediğimiz bu üründen bir tane alıyor. Bunu da ben 11 aş, 20 aş işte bir şey sallıyor, bir ürün getirdim diyor ve bunu bir müşteriye satıyor. O müşteri test etmek için alıyor arabayı komple. Bu Xtrem'e 5 saniyede donuyor ve kaporta uygulanması mümkün değil. Çünkü ve çıkarılması hiç mümkün değil yani. Astra kadar kazımak gerekiyor. Beyefendi 01 Mercedes'e bu seramiği sürüyor bir güzel. Silmeye başlayacak, silinmiyor. Bir şekilde bize ulaştı. Arabayı sıfır arabayı boyatmak zorunda kaldı.
zımparalıdır. Komple zımparalıyıp. Buradan anlayacağımız mesaj, evde kullanmayınız. Artı 18. Bilmediyse atlamayın, hoplamayın gibi 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 şeyler yani var. Bu Ankara'lı arkadaşımızın hikaye orada bitiyor. Yani o arabada patlıyor. Ondan önce çok iyi gidiyordu. Ankara bebeleri tehlikeli olur abi. O alan X firması eğitimini almamış mıydı bunun? Yok, hayır hayır, kesin. Biz daha hem yeni distribütördük, o da 5 yıl öncesinden bahsediyorum. Bizden ürün alıyor, kullanıyorum, uygulamacıyım. Söyle, biz sattığını, şişirdiğini hiçbir şey bilmiyoruz. Kendine göre zaten kimya mühendisi. Ben size hemen konuyu açıklıyorum arkadaşlar. Her şey şişede durduğu gibi durmuyor. Arkadaşlar şov bu kadar. Yani egzoza gerek yok. Jantı yaparsak yaparız. Başka bir yere gir. Yani benim için önemli olan şu parlak yerler. Tamam abi. Yani şu yani tabancayla yapacağımız, özellikle headers'la ilgili, bölümle ilgili yapacağımız şey 1200 derece dayanıklı. Yani ya benim için onunla alakalı gerek bile yok. Böyle olması bunun daha güzel ısınsın. Ya böyle kalacak. Yani. Burada bir eşlik sağlamayacak. Bunun daha kötüye gitmesi, buralarda matlaşmalar var ya aşağıda. En azından bu formattan daha kötüye gitmesini engelleyecek. Egzoza hiç gerek yok. Bak ben size söyleyeyim. Benim için önemli olan ve güzel gözükecek olan. Tamam. Şu parlak yerler, şu karbonlar. Tamam. Ön tarafları komple karbon. Tamam, camı. Bu cam olur. Bu tamam. Ekranın buraları olur. Tamam. Yani karbon ve parlak yerlerini yapalım bunu. Tamam. Şeyler, başka motorlar, bloklar, oralar önemli. Jantları da yaparsak tabii tamam. Güzel olur. Ön çamurluğu tabii. Parlak yerler, jantlar. Bir de karbon kısımları yaptık mı çok buna, güzel olur. Şuna süreriz. Tabii. Koltuğuna süreriz abi. Kenan abi bildiğin SF90 hayatını çıkarmış ya. Şey bırakın diyor artık. SF tipi bu. En özeli bu. Bundan daha özeli yok. SF gidici. Bir sene sonra satarız onu. Bu ömür boyu bize alır. Allah ömür versin de. Babadan oğlu dedikleri şey galiba bu oluyor abi. Değil nasıl? Kıymetini bilirseler onlar da saklar. Çok özel bir motor. Artık evet. Paraları alabileceğim bir motor da değil. Değil mi abi? Ki ya. Hatırası var mı yani? 400'e çıkan başka bir production motor yok dünyada. Kıymetini bilseler dursun. O zaman şey, yemeğimizi yiyelim abi. Bunu içeri alalım, temizleyelim. Polisini falan yapalım. Aynen. En özeli bu. SF'i benim için hani size iş olsun diyebilirim. Ama asal bunu ödemeyiz. Gerçekten arabanın rengi değişmiş gibi gördüm ya. Ya daha önce işlem yaptırdım ben bu arada, açık konuşayım, memnun kalmamıştım. Hani beklediğim çıkmadı, özellikle bu Ferrari tavanında, siyah tavanda hiçbir zaman o etkiyi yakalayamadım. Aynaları yakalayamadım yani. Bildiğin siyah ayna gibi olmuş şimdi. Gerçi yani içeride çok anlamadım ama dışarıya çıkınca gerçekten farklı gördüm yani. 5 ne diyor? Kırmızı olsun, 5 fazla olsun dedikleri bu oluyor galiba. Gerçekten öyle. 5 değil, 15 fazla oldu ama olsun. With me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5.
sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ayy, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate plotting my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win in my I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't leave. Coming from the block with plain clothes and police. Straight up to the top with bankrolls and rollies. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. Kafaların videosunda görmüştüm abi ben. Binen düşüyordu. Sal beni. Ben yapamam. Ben şunun mesela tekerinin havası varsa. Yok. Yapmakta bir şunu yok. Evet arkadaşlar, Sakarya yolculuğumuz sonuna geldik. Güzel keyifli bir gün geçirdik. Sağ olsun Kenan çok güzel ağırladı bizi. Sağ olsun Semih nerede? Semih teşekkür ederiz kardeşim. Kesinize bereket. Kahvaltımızdan, kahvemizden, Red Bull'umuzdan, akşam yemeğimizden hiçbir şeyimiz eksik olmadı. Hem araçlardan keyif aldık, hem motorlardan keyif aldık, hem çocuklardan keyif aldık. Eğlenceli, güzel bir evleri var. Allah güzel güzel zamanlar geçirmeyi nasip etsin onlara. Cemil cümlesiyle beraber tabii ki. Biz tabii ki işimizin başındaydık. Bu güzel, muhteşem bir arabayı korumayı başardık. Sonra daha da iyi koruduk. Jantlarından fren kaliperlerinin dışına kadar koruduk. Kenan içini istemiyorum abi. Çok da fazla kullanmadığı için önemli değil dedi. Onu yarıda kestik. Olmazsa olmazı bu muhteşem, aynaları ve farları olmayan, sadece hız için test edilen bir motoru yaptık. Neydi? H2R. H2R. Kaan da seviyor. H2R. İsminden gerçekten karbon detaylarını ikisi de parlatırken gördüm. Keyifle parlattılar. Dışarıdaki boya krom gibi, içeride bambaşka bir hal alıyor. Sarı ışıkta farklı oluyor. Gerçekten sarı ışıkta rengi değişiyor yani. Onu da görmüş oldum. Bu çantanın içinde bizim artık bundan sonraki GMG galerisinin içinde ki şeyler, cevherler saklı. Uçaktan tekneye, tekneden deri bakımına, işte araçlara, ne bileyim motorlara, her şeye artık dokunabileceğiz. Belki evlerinizdeki camlarınıza, duşakabinler olsun, bina camları olsun. Büyük düşünelim, büyük düşünelim. Belki Baha 52. katta olurken, Kaan 72. kattan, Burç Kalipa'nın oradan falan bir şeyler yapabilirler. Neyse konuyu uzatmıyorum, ben geliyorum. Konuyu burada kesiyorum, çok özür diliyorum. Kenancığım seni seviyoruz, teşekkür ederiz. Bizi çok güzel ağırladın, kesene bereket. Teşekkür bu güzel yuvanda Allah sana uzun ömürler versin. Çoğunluğu çözeceğiz, Cemil cümlesiyle beraber. Gerçekten bizi çok güzel ağırladın, bizi de kırmadın. Biz de böyle muhteşem iki, hem motoru hem limited edition motoru görmek bize de nasip oldu bu dünya gözüyle. Kazası belası kullan. Kenancığım bize bir de şöyle bir meydan okuma yaptı. Hatta sevgili Reymen'le de konuştuk. Evet. İlk Reymen gelecek. Zeyn'in şu anda pistte çok farklı bir go-kart sürüşünü görmedik ama göreceğiz. Evet. Abi sana da sırayı yazdım dedi. Bakalım 100 kiloluk ben ve Zeyn ne olacak merak ediyorum. Rahat ol, kiloya göre ben senin arabanı daha biraz hızlı. Adalet de var. Vereceğim. Ama emin ol Zeyn'inkinden daha hızlı bir araba olacak. Biraz daha hazırlanması lazım Zeyn'in, ondan sonra çağıracağım inşallah. Ne de olsa çocuk boynu sular geçer. Şampiyonun çocuğuna şimdi meydanda dokuyamıyorum abi. Yine de şey olalım ya, biz pozitif olalım abi. Yani şöyle boyuna baktığım zaman dizini geçer Zeyn'in boyu. Yani ama bir bacak boyun kadar yok, onu söyleyeyim sana. Evet. Yani oradan ona göre bizi, yarışan çocuk oradan... boyu yani. Abi boyda olsaydı keramet neler olurdu neler. Valla Kenan çok sağ ol yine yeniden kardeşim. Emeğinize sağlık. Valla harika olmuş. Hem Ferrari hem özellikler. Benim için Ferrari'den aynen daha kıymetli bu motor. Bunundaki bu özel işçilik. Çünkü Ferrari bugün var, yarın yok ama Allah'ın bir verdiği derece bu motor bize kalacak. Çünkü bunun anıları da çok büyük. Özellikle bu motor için çok teşekkür ediyorum. Maksimum speed 400. En hızlısı bu. Bizden hızlısı da mezarda. Daha da var mı? Görüşürüz kardeşim. Hoşçakal. Sizleri seviyoruz. Sakarya yolculuğu bitti. Bakalım başka yolculukta ne zaman görüşürüz. Hoşçakalın.